Saygıdeğer misafirlerimiz, derneğimiz Tokay Derin Başkanı, İstanbul Büyükçekmece Batıköy memurdan Armağan Okul Müdürü Sayın İsmail Akgünoğlu'nu açılış konuşmaları yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Günümüzün onur konuğu saygıdeğer Osman Eğil Hocam, sayın müftülerim, siyasi partilerimizin ilçe temsilcileri, belediye başkan adaylarımız, Tokay'da yönetim kurulumuz, saygıdeğer üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer misafirler, bugün burada derneğimizin organize ettiği İslam'da aile, akraba ve komşuluk ilişkileri ve günümüz gençliği konulu sohbet tadındaki konferansta hazırlanan programı ve kıymetli hocamız Sayın Osman Eğin Beyefendi'yi dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İslam'da aile, akraba ve komşuluk ilişkilerine yönelik olarak Kur'an'da Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Görüldüğü üzere ayet bir taraftan Allah'a ibadetin yapılması ve ona ortak koşulmaması mesajını verirken diğer taraftan da bir müminin toplum içinde yerine getirmesi gereken öncelikli görevleri dile getiriyor. Üstad Necip Fazıl insan ve topluma dair şiirlerinde bizlere hitaben anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Bir anlık emanete ne türlü övünelim, gel rahmet kapısında ağlaşıp dövünelim şeklindeki sözlerinde bu dünyada var olmaktaki marifetin yüce yaratıcı Allah'ı aramak olduğunu, Rabbin vermiş olduğu bir anlık emanete övünmenin bu dünyada boş olduğunu, insan olarak toplumun bu emanete güvenip böbürlenmektense rahmet kapısında ağlayıp ebedi kurtuluşu bulmaya çalışması gerektiğini, bundan başka her şeyin çelik çomak oynamak ile eşdeğer olduğunu bizlere vurguluyor. Kıymetli misafirler, sözlerime burada son verirken bu güzel güne katılımları ile renk ve anlam katan değerli protokole ve siz kıymetli misafirlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Dernek başkanına çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, köyümüzün yetiştirdiği güzide şahsiyetlerden Akçakoca ilçe müftümüz Sayın Şaban Soytekinoğlu'nu selamlama konuşmaları yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem hocam, kıymetli Hazirun, Cenab-ı Mevla'nın selamı, affı, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İnsanların birbirlerine ne kadar zengin olsalar da, ne kadar yükseklerde olsalar da, her insanın diğer insana ihtiyacı vardır. Her insan diğerine muhtaçtır. Her insan cenazesini komşusuyla kaldırır, düğününü komşusuyla, akrabasıyla yapar. Dolayısıyla akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bu programı tertip eden dernek yönetimimize, buraya iştirak eden sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Nasıl ki telefonların şarjı bitiyorsa insanların da zaman zaman motivasyona, şarja ihtiyacı vardır. İnşallah hocamız bizleri güzel bir şekilde şarj ederek şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, sayın müftümüze çok teşekkür ediyoruz.